Bugün Sağ Expo'da silahlı insansız deniz araçları konusunda bir toplantı oldu. Bu toplantının da moderasyonunu ben yaptım. Gerçekten bu sektöre çok önemli ürün veren Yonca Onuk, ortağı Havelsan, diğer tarafta Sefine ve ortağı Aselsan'dan gelen üst düzey yöneticiler bu toplantı içerisindeydi. Gelecekte silahlı insansız deniz araçları nasıl olacak, neler yapılıyor, bunları masaya yatırdık. Hatırlayacaksınız, bundan kısa bir süre evvel Havelsan ve Yonca Onuk'la birlikte bir canlı yayın yapmıştık. Geliştirilen SİDA'yı beraber görmüştük. Bugün de şu an bu anonsu Sefine ve Aselsan'ın geliştirdiği MIR olarak adlandırılan silahlı insansız deniz aracı üzerinden yapıyorum. Fuara getirildi bu SİDA. SİDA'nın burnunda görüyorsunuz makinalı tüfek 12.7 milimetrelik ana silahlarından bir tanesi. Ancak buradaki ana görev MIR'in denizaltı savaşların konusunda savaşı yönlendirecek ekipmana sahip olması. Tabi fuara getirildiği için konmamış ama normalde denizaltı savaşları ile ilgili SİDA teknenin alt bölümünde özel bir sonar oluyor ve bu sistemlerle denizaltılar tespit edilecek ve buna karşı çeşitli silahlar kullanılarak insansız bir şekilde risk alınmadan denizaltıların bertaraf edilmesi hedefleniyor. Şimdi isterseniz şöyle bir güvertesine doğru ilerleyelim. Neler var, neler yok birlikte tanıyalım. Sonuçta gördüğünüz gibi yaklaşık 15 metrelik bir bot, çeşitli antenler üzerinde mevcut ve burada Sefine, ki tersanecilik açısından önemli bir yere sahip, diğer tarafta da Aselsan, elektronik sistemler olsun, diğer sistemler olsun, gerçekten Türk savunma sanayinin en önemli şirketleri arasında yer alıyor. Şöyle arkaya doğru devam edelim, ilerleyelim. Milli imkanlarla tasarlanmış, geliştirilmiş bir SİDA. Bu SİDA üzerinde seyir radarı, elektro-optik geliştirilen çeşitli sistemler var. Burada tabii içine giremiyoruz ama testler sırasında insanlı da olabiliyor. Arkamızda ise biraz şöyle bir sağımıza doğru dönelim. Yeşil gördüğümüz sistem de aslında bu denizaltı savaşları için geliştirilmiş ama burada fuarda tanıtım amaçlı Aselsan'ın geliştirdiği ihtar sistemi konmuş vaziyette. Bu tabi demo amaçlı. Normalde bu SİDA sisteminin görevi çok daha farklı. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde Portekiz'de yapılan NATO tatbikatına bunun büyüğü Marlin götürülmüştü. Orada epey ses getirdi buradaki çalışmalar. MIR'de dediğim gibi Marlin büyük elektronik karıştırma görevleri için geliştirilmiş bir SİDA. Bu da denizaltı savaşında kullanılacak. Üretilen İDA, yani insansız deniz aracı üzerinde seyir radarı, elektro-optik görüntüleme birimi, Aselsan'ın kırlangıç, GNSS, anti-jamming, anti-spoofing özelliklerine sahip, ataletsel seyir sefer sistemi INS, RF haberleşme gibi çeşitli sistemlere sahip bir insansız deniz aracı. İnsansız sistemleri birlikte kullanabilmek çok önemli. Havelsan'ın dijital birlik konseptine bunları sizlere anlatıyoruz. Gökyüzünde İHA, su üzerinde SİDA ve tabii ki gelecek yıllarda da denizaltı, insansız denizaltı sistemleri yer almaya başlayacak. Bugünkü o konferanstaki görüntülerde deniz araçları daire başkanıyla görüştüğümüzde önümüzdeki yıl denizaltı araçlarıyla, insansız denizaltı araçlarıyla ilgili çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi ve böylece tamamen daire tamamlanmış olacak. Yani su üzerindeki araçlardan sonra denizaltı araçları da yapılacak ki bunlarla ilgili birçok sistem, başta Aselsan olmak üzere komuta kontrol sistemleri Havelsan olmak üzere sunuluyor. Buradaki hedef tamamen mühimmatından tasarımına, mühendisliğine kadar
Türk sistemlerini, milli sistemleri oluşturmak, aileyi oluşturduğunuz zaman da bir güce ulaşıyorsunuz. Ben açıkçası Türkiye'nin İHA'dan sonra ikinci büyük açılımı SİDA'larla yapacağına inanıyorum. Ve buradan da Türkiye kuralları değiştiren savaşta yeni kuralları ortaya koyan bir yapıya gidebilir. Büyük şirketlerimiz bunun peşinde. Bir tarafta tersanede işte Sefine gibi, Yonca Onuk gibi, Ares gibi. Çünkü şu an 4 tane insansız deniz aracı var. Yanlarında da işte Aselsan gibi, Havelsan gibi, Meteksan gibi büyük savunma şirketlerimiz, teknoloji geliştiren savunma şirketlerimiz var. Beraber hareket ediyorlar ve buraya yanına tabii ki yerli mühimmatlarımız geliyor. Roketsan, TÜBİTAK, SAGE gibi şirketlerin, kurumların geliştirdikleri teknolojilerle insansız deniz araçları da aynı İHA'lar gibi veya insansız kara araçları gibi belirli bir safhaya ulaşacak. Tabii ki bunlarla ilgili konseptler ilk kullanıcı olan Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak ve Mavi Vatan'da da insansız sistemler görev yapacak.